İzmir'de okul öncesi eğitim alanında çocuk eğitimine katkı sağlayıp destekleyici politikaları takip eden Buca Yaşam Paylaşım Anakolu'na konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz hız kesmeden devam ediyor ve bizler de sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir ilimizden İzmir Buca'dan sesleniyoruz. İzmir Buca'da kurulduğu günden itibaren vermiş olduğu profesyonel hizmetlerle, güler yüzlü çalışmalarıyla sektöründe markalaşmayı hedefleyen bir kuruma Yaşam Paylaşım Anaokulu'na konuk olduk. Yanımda işletme sahibimiz Tülin Çolak var. Tülin Hanım, bizleri konuk ettiğiniz için öncelikle şahsınıza ve kurumunuza çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri yakından tanımakla başlayalım. Tülin Çolak kimdir? Tülin Çolak bir Bucalı öncelikle. 12 yıl milli eğitimde anaokulu öğretmenliği yapmış. Emekli olunca çocuklardan ayrılmak istemeyip kendi işletmesini kurmaya karar vermiş. Bir Bucalı diyelim, bir anaokulu öğretmeni diyelim. Buca'da okulumuzu açtık. Peki kaç yıldır okulumuz faaliyette ya da ne kadar süredir faaliyette? Siz tam olarak kaç yıldır bu sektördesiniz? Okulumuz bir franchising sistemi kapsamında çalışıyor. Asıl 1981 yılında kurulan YAPA'nın bir okullaşmış hali diyeyim. YAPA, yayın pazarlama olarak ticaret hayatına başlamış, okul öncesinde yayın pazarlama olarak, akabinde okullaşarak yaşam paylaşım okullarını oluşturmuş. Biz de bu zincirin bir halkası olarak Buca'da hizmet vermeye başladık. Çok yeni bir kurumuz, bu sene açıldı, bir sene oldu açılalım. Yaşam Paylaşım Anaokulları olarak öncelikli hedefimiz mutlu, başarılı, yetenekleri doğrultusunda geliştirilen çağdaş çocuklar yetiştirmek. Peki Yaşam Paylaşım Anaokulu'nda bir öğrencimizin bir günü nasıl geçer? Sizlerden dinleyelim. Bir günümüz öncelikle kapıda gelen çocuklarımızı karşıladıktan sonra onlarla birlikte serbest saatlerimiz ile başlarız. Serbest saatimiz nedir? Çocuklar kendi yaşıtlarıyla, bu bence çok önemlidir. Hani yetişkinlerle sürekli olan çocukların yaşıtlarıyla bir şey yapması, hayatın küçültülmüşünü yaşamalarıdır serbest zaman aslında. Bu nedir? Okulumuzun belli merkezleri bulunuyor, oyun merkezleri. Bu oyun merkezlerinde çocuklar kendilerine rol biçip bu roller çerçevesinde hayatın provasını yapmış oluyorlar aslında. Bu serbest zaman kısmında kızlar daha çok anneyi rol model alıyorlar, erkekler de babayı. Kesinlikle haklısınız. Yaşadıklarını, gördüklerini ve yaşamak istediklerini bazı durumlarda da ortaya koyuyorlar. Burada arkadaşlarından nasıl izin alabileceği, sorun yaşadığında nasıl sorunu çözebileceğini, sorunu çözmek için ne yapması gerektiği ve doğru yolda sorun çözme yönünde ilerlemesi çok önemli bir şey. İleride büyüdüklerinde de sorunla karşılaşıyoruz, hepimiz karşılaşıyoruz, onlar da karşılaşacak. Fakat bu sorunu doğru şekilde çözebilmek önemli. Sorun çözme becerileri de burada Yaşam Paylaşım Anaokulu'nda destekleniyor diyebiliriz. Kesinlikle, çok önemli bir konu bence. Devamında kahvaltımız yapılıyor. Akabinde branş derslerimiz, bunlar bale, jimnastik, drama, müzik, seramik, satranç, İngilizce, birçok branş dersimiz yapılıyor. Rutinle her gün Türkçe dili etkinliklerimiz, bunlar neler? Tekerlemeler, şiirler, hikaye anlatma, oluşturma, drama yapma, kurallı oyunlar, okuma yazma hazırlığı çalışmaları, bunlar ne? Kavramları öğreniyorlar, çizgi çalışmaları yapıyorlar. Birçok fen doğa etkinlikleri, deneyler yapıyorlar. Gün içerisinde, yani bize bazen gün yetmiyor diyebilirim. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere Tülin Hocam. Röportajımı sonlandırmadan önce izleyicilerimize aktarmak istediğiniz son bir şeyler var mıdır? Söylemek istediğim, çocuklarımız çok kıymetli. Çocuklarımız için yapabileceğimiz
çok şey var. Her yapılanın daha fazlası var. Biz Buca Yaşam Paylaşım olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ve görüyorum ki şimdiki anneler çok daha bilinçli, çok daha ilgili çocuklarıyla ilgili. Teşekkür ediyorum.